uğraşmaya mı başladılar seninle? Evet. Ama benim onlarla uğraşacak halim yok. Benim işim başkalarıyla diyorsun yani. Duyduğuma göre bizleri suçluyormuşsun. Elmas buradan birileriyle işbirliği yapmıştır falan diye. Bak, burada öyle şey olmaz. Aklını başına topla, kimsenin günahını alma. Sen zararlı çıkarsın. Gel Lamia. Hoş geldiniz. Otur. Kenan Bey de günlükler için gelmiş. Çalınmaları çok kötü oldu. Endişelenmene gerek yok. Kimsenin eline geçmeyecek. Ben yok ettim onları. Ne? Satmaya çalışıyorlardı. Aldım, ortadan kaldırdım. Kim çalmış? Kim verdi size? Aldım işte birinden. Ben almasaydım ortalığa düşecekti. Gazeteye vereceklermiş. Niye yok ettiniz? Niye geri getirmediniz bana? Böylesi daha iyi oldu. Ama ben onları kızıma yazmıştım. Meleğin o yazılanları bilmesine hiç gerek yok. Okudunuz mu? Okudunuz değil mi? Buna hakkınız yoktu. Hiç yoktu. Lamia yeter artık. Kapansın bugünlük faslı. Evet. Yeteri kadar aşağılandım. Gidebilir miyim? Her fırsatta bunu yapıyorsunuz bana. Ben daha fazla meşgul etmeyeyim sizi. Rica ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Rica ederim. Size de. Bu aşk saklı içimde. Sen de gitme. Acılarla olmaz böyle ayrılık. Niye? O masum yüzünde sessiz çığlıklar gibi her sözü. Çıkmaz yollara yapma. Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma. Vurma yaralarıma, kar yağmasın baharıma. Yapma. Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma. En son sardım yalardı, soldu.
Neo? Sıkıldın mı? Yo. Oturdu kaldı sizinkiler. Sıra Lamia'ya gelmiş, geçerken duydum. Medyatik oldu diye çekiştiriyorlardı. Haksız da değiller. Ünlü oldu. Ne para kıracak bu işten biliyor musun? Kızını Kenan'a yamadı. Oh! Çıkınca da televizyonda falan izleriz artık. Paraya para demez. Olacağına baksın. Olan kocamla bana oldu. O öldü gitti, ben burada sürünüyorum. Aslında onun kazanacağı her kuruşta payım var benim. Elimden bir şey gelmiyor, sinir oluyorum. Böyle söylüyorum diye kızmıyorsun değil mi? Hani hala ümidin varsa heveslenme. Paralanınca hele hiç bakmaz yüzüne. Benim ümidim falan yok Gülay. Hırsım var ona. Anlıyor musun, hırsım? Sıramı bekliyorum. Onun canını öyle bir yakacağım ki. Senin de intikamını almış olacağım o zaman. Hadi bakalım. Cemil çıkınca şöyle güzel bir tatil yapın önce. Yine Şükrü. Şunu ya aç ya tamamen kapat Enis'e. Zır zır bir konuşturmadı. Böyle daha iyi. Kanırtıyorum. Hah, kapıya geldi bak. Aa, yok canım. Burada olduğumuzu bilmiyor ki. Aa, gözlerim parladı. Hayrola? Dalga geçme canım. Aa. Kim geldi Macide? Şahika Hanım geldiler. Buyurun. Oo, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Tanışıyordunuz değil mi? Evet. Cenazede tanışmıştık. Bu tarafta bir işim vardı. Hem sizi göreyim hem de şu parti olayı ne oldu öğreneyim dedim. Bitti Şahika Hanım. Bitti. Hay Allah. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzüldüm. Ne yapalım? Buraya kadarmış. Biliyor musunuz? Aslında sevinmeniz lazım. Politika size bir şey kazandırmadı ki bugüne kadar. Hep sizden götürdü. Ay, yıprandığınızla, üzüldüğünüzle kaldınız. Öyle vallahi. Sizin oradan gelecek hiçbir şeye ihtiyacınız yok ki. Ay, niye yıpratıyorsunuz kendinizi? Doğru vallahi. Dünya kadar malınız var. Oturun yiyin. Ne uğraşıyorsunuz? Ay, neredeyse adanın yarısı sizin. Bozyaka'da bağlar, bahçeler. Malınız, mülkünüz, yedi kuşak ailenize yeter. Parti marti boş verin artık. Ben hizmet adamıyım Nimet Hanım. Boş veremem. Bunca zaman hizmet ettiniz de ne oldu? Kıymetinizi mi bildiler? Öyle değil mi Şahika Hanım? Kendi bileceği şey. İlle de boş duramam diyorsanız bizim şirket yakında faaliyete geçecek. Cemil çıkana kadar ilgilenirsiniz. Sonrasında da başımızda durursunuz. Ne var? Tecrübelerinizden faydalanırız biz de. Fena mı olur? Ben de bir miktar para koyup ortak olacağım. Beraber çalışırız. Dur bakalım. Daha konuşacağız onu. Ne diyorsunuz paşam? Daha şimdi bir karar alacak durumda değilim. Belki sonra. Bence de. Şimdi herkes bir şeyler söyler, kafanızı karıştırır. İyisi mi? Bir süre dinlenin. Sonra ne yapacağınıza karar verirsiniz. Bakalım, hayırlısı. Evet, hayırlısı.